Arkadaşlar hepinize merhaba. 9. hafta uygulamalı yapay zeka dersine hoş geldiniz. Bugün dersimizde geçen hafta hatırlarsanız en son yine dizilerle alakalı bazı işlemler yapmıştık. Tanımlamalarda bulunmuştuk. Bunlardan bir tanesi append işlemi örneğin. İki tane listenin üçüncü listeye göre birleşip birleşmediğini doğruluğuna bakıyordu. Bugünkü dersimizde ise gramerler ile alakalı birazcık otomat teorisinin içerisinde geçen kısımlara bakacağız. Yani gramer, dil yapılar. Ne demek? Dersin ilerleyen slaytlarına daha iyi anlayacaksınız. Girizgah kısmında bazı context free gramerler sadece 4 tip dil var. Bağımsız gramerler, bağlamdan bağımsız gramer, bağlama bağımlı ve regular gramer ya da regular language dediğimiz düzenli diller. Buradaki dersimizde context free gramer yani context bağlam demek, bağlamdan bağımsız gramerler, bunlarla ilişkili bazı konseptlere giriş yapılacak. Bir gramer yapısının tanımlamasına giriş yapacağız. Ve prolog'un bu şekilde bağlamdan bağımsız bir gramer yapısıyla nasıl çalıştığını göstereceğiz. Yine egzersizler kısımlarında serbestsiniz. Yani dönemin sonundaki finale çalışmak istiyorsanız ki ödevde de görmüşsünüzdür. Sorularımız genelde kodlama, prolog kodlaması şeklinde. Bu egzersizleri yapmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, context free grammars yapısı ne demek? Buna kısaca değinecek olursak bağlamdan bağımsız gramer yapısında özel bir notasyon grameri tanımlamak için prolog kullanıyor. Bunun da isim olarak tanıma yani her bir grameri tanımlayacağımız şey defined close grammar yani cümle yapısı ya da grameri tanımlayacak bir gramer yapısı. Peki gramer nedir? Bu soruyu diyor we will answer this question by discussing context free grammars. Yani bağlamdan bazı gramerleri tartışırken bu soruyu biz cevaplayacağız diyor. CFG yani bağlamdan bağımsız gramer, context free gramerler çok güçlü bir mekanizmaya sahip ve doğal dillerin çoğunun dil yönünden şeylerini karşılayabiliyor. İşte ne gibi? Türkçe'ye uygun değil ama context free gramerler İngilizce ve İtalyanca diline uyan bir gramer yapısına sahip. İşte örneğin farklılıklarına bakarsak bizde özne başta yüklem sonda, İngilizce'de ise bildiğiniz gibi yüklem sonda yer almıyor. Bir context free gramer yapısının örneğine bakacak olursak defined close grammar ile tanımlanmış. Burada gramerler tanımlandığı zaman bu okları tek bir yönden gösterilir. Sol ve sağ tarafında kurallar var aslında. Bu notasyonlarla göstereceğiz. Bu kolay bir notasyon. Bu notasyona göre sol taraftaki ifadenin yerine örnek şu. S gördüğünüz yere NP boşluk VP yazabilirsiniz. Tabii bunların hepsinin bir anlamı var. Onları söyleyeceğiz. Örneğin S'nin anlamı sentence, NP'nin anlamı İngilizce diline göre yazılmış bu. Noun phrase yani bir isim öbeği arkasından bir verb phrase gelebilir diyor. O da bir fiil öbeği. Bizdeki gibi bizde fiil öbeği yok zannedersem. Ama İngilizce'de olabiliyor. Bu da ne demek fiil öbeği? İşte mesela şuradaki örneğe bakacak olsak should a man yani fiilin arkasından bir öbek de gelebiliyor. Arkasından np'nin yerine ne konulacağını söylüyor. Vp'nin yerine bu şekilde bakın.
Bu bir örnek gramer yapısı. Bir gramerin içeriği ya da içindekiler, ingredients. Ok sembolü dediğimiz gibi gramerdeki kuralları tanımlamak için kullandığımız matematikteki eşittirin gramerdeki karşılığı semboller pardon. Küçük harflerle gösteriliyor. S, N, P, V, P, sentence, noun phrase, verb phrase. Buradaki örnekte determiner yani belirteç, noun ve verb are called non-terminal symbols. Yani terminal olmayan semboller. Yani örneklendirilmemiş. Sadece değişken semboller. Peki terminal semboller ne? İtaliklerle gösterilmiş olan. Bunlar da aslında örnek kelimeler. Örnek verici olursak determiner olarak yani belirteç olarak bir anlamı yok tek başına ama bir isimle kullanıldığı zaman the man, the woman veyahut da bir determiner'da a ya da an, a man, a woman bir anlam taşıyabiliyor. Tek başına bir anlamı yok. Bir isimle o sembol anlamlı hale gelebiliyor. Başka işte noun'lara örnek olarak verilmiş. Noun'un yerine man ya da woman yazabiliyoruz. Verb'in yerine bir tane örnek shoot yani ateş etmek kullanılmış. Bir parça daha diyor. A little bit of linguistics. Non-terminal semboller yani terminal olmayan semboller bu gramerde gelenekselbir anlamı var dilde. Yani demin söylediğim gibi np'nin bir anlamı var. İşte isim phrase'i, öbeği, verb phrase'i, determiner belirteç, noun, verb ve sentence yani cümle. Bir dilsel gramer yapısında terminal olmayan semboller genellikle o dile ait gramer kategorisiyle alakalı, ona uygun olarak kullanılıyor. İşte demin gördüğünüz gibi bir fiil, bir isim, bir belirteç gibi. Dilsel gramer, ya dilsel gramer ne demek? Biraz yine otomata giriyoruz. Biz istersek bir makinanın çalışmasıyla ilgili ayrı bir gramer yapısı da koyabiliriz ortaya. Yani bir ve sıfırlarla veyahut da sembollerle kullanılacak ayrı bir gramer. Yani dille, bir konuşma dili olmayan bir gramer de tanımlayabiliriz. Makinelerin konuşması diyoruz buna. O yüzden linguistik gramer insanlar arasındaki konuşmayı ifade ediyor. Bu dilsel gramer yapısında terminal semboller ise konuşmadaki örneklendirmiş dilsel bir anlamı olan lexical items'lar olarak adlandırılır. Yani temel kelimeler. Bir bilgisayar mühendisi veya da bir bilgisayar bilimiyle uğraşan kişi onları alfabe olarak nitelendirebilir diyor. Demek ki kodu şurada tekrar vermiş. Gramer yapısını kodlayalım. Bu gramerimiz toplam 9 tane bakacak olursanız 9 tane bağlamdan bağımsız kurallarına girmiyorum. Otomat teorisine giriyor. Lisansta bilgisayar mühendisliğine verilen bir bağlamdan bağımsız 9 tane kuralı içermek. Bağlamdan bağımsız kurallar şunu içermekte. Tek bir terminal olmayan sembol. Yani şu tarafa baktığımız zaman ya kısaca anlatmış context free gramer'e sol tarafta kuralın içerisinde tek bir terminal olmayan sembol olacak. Yani değişken aslında. Bunu normal otomat teorisinde büyük değişkenlerle gösteriyor.
Bunun arkasında bunu izleyecek bir ok sembolü, yani rulo belirtecek kuralı. Arkasından da sonlu sayıda birden fazla da olabilir. Örneklendirilmiş terminal veyahut da terminal olmayan değişken sembollerin sonlu sayıdaki takip eden bir dizisi. Örneğin bakın burada iki tane kullanılmış arkasından gelen. Burada iki tane yine. Burada iki tane. Diğerleri de teker teker yazılmış. Demek ki bu bir context free gramerin yapısı. Aşağıdaki string'e bakalım diyor. Yani dizi yapısına. The woman shoots a man. Baktığımız zaman the bir determiner, woman bir noun, shoots bir verb, a bir determiner, man de bir noun. Bunun yapısına bakacağız. Bu verilen string ya da dizi bizim gramer yapımıza uygun bir yapıda verilmiş bir cümle midir? Ve eğer öyleyse hangi dilsel yapıyı içerir? Ağaç yapıları burada da kullanılıyor. Syntactic structure yani dilsel yapısına baktığımız zaman yani the woman shoots a man nasıl gelmiş? İlk olarak kural sentence'dan başlıyor arkadaşlar. Bir cümle oluşturmamız lazım. Bir sentence'ın oluşması için baktığımız zaman 9 kurala tek bir kuralımız var. NP ve VP. Yani cümlenin başında bir noun phrase, cümlenin sonunda da bir verb phrase gelecek. Noun phrase'e baktığımız zaman tek bir yapısı var. Bir determiner, arkasından noun gelecek. Bakın noun phrase'e geldi burada. Ağaç yapısında arkasından bir verb phrase gelecek. Noun phrase'den ilerleyelim. Bir determiner ve an noun gelecek. Determiner ya the ya da e olabilir. Bakın burada the'yi örneklendirmiş, kullanmış. The. Noun'da ise woman'ı kullanmış. Dolayısıyla cümlenin başı the woman olabilir. Verb phrase'e baktığımız zaman iki tane yapısı var. Ya verb artı noun phrase ya da sadece verb kullanılabilir. Bakıyoruz ağaç yapımıza bir verb artı noun phrase kullanılmış. Verb'ü should olarak kullanmış. Verb'ü should olarak kullanmış. Arkasından bir noun phrase'i determiner ve noun olarak a man olarak kullanmış. Dolayısıyla cümlemiz ağaç yapısına ve bizim dilsel yapımıza uygun. The woman shoots a man. Yani kadın bir adama vurdu. Türkçesi de bu. Parse trees, parse bölmek ya da parçalamak. Ağaçları kısımlarına ayırmak ya da bölmek. Ağaçlar dilsel yani o string ya da cümlenin dilsel yapılarını temsil eder. Ve sıklıkla parse trees yani ağaçların bölünmesi şeklinde çağrılır. Bu bölünmüş ağaçlar çok önemlidir. Bunlar bize cümle ya da dizi hakkında bilgi verir. Aynı zamanda bu cümlenin yapısı hakkında da bize bilgi verir. Gramatik ya da gramer yapısına uygun diziler bize bir kelime stringi verilir ise ve bir gramer biz bunu parse tree'yi inşa ederek ne yapabiliriz? Ortaya çıkartabiliriz ve şunu söyleyebiliriz. Bu verilen cümle bizim işte 9 kuraldan oluşan veya da kaç tane kural varsa gramer yapımıza uygun bir cümledir. Yani the man shoots is grammatical. Yani bizim verilen 9 kurala uygundur. Neden? Çünkü cümle bir sentence yani noun phrase artı verb phrase'den oluşuyor. Noun phrase bir determiner ve noun. Verb phrase ise sadece bir verb'ten oluşuyor ve bizim gramer yapımıza uygundur. If we cannot build a parse tree yani ağacından ayrı bir yapı inşa edemez isek verilen bu cümlemiz bizim
kural yapımızın içerisinde gramatik gramer yapısına uygun olmayan, verilen gramere uygun olmayan bir stringdir. Örnek a should woman gramer olarak uygun olmayan ama hangisine göre? Bizim verilen 9 kurala göre. Gerçekten de uygun değil zaten İngilizce yapısına da. Bir vurur kadın gramer yapısına da uygun değil. Should'un burada olması uygun değil. E ya da determiner fiilden önce gelmez. Dolayısıyla gramer olarak uygun değildir. Üretilen dil, generated language. The language generated by a grammar, yani bir gramer ile üretilen dil, consists of şunlardan oluşur. All the strings, bütün cümleler, değil mi? That the grammar classifies as grammatical. Gramer olarak sınıflandırılan gramerlere uygun bütün stringleri içerir. Örneğin, a woman shoots a man. Bir cümle, demek ki o 9 kurala uygun. İşte bakın, burası bir determiner artı noun, yani bir noun phrase. Arkasından gelen de bir verb artı noun phrase. Bu da bir verb phrase de. Dolayısıyla uyuyor kurala. Bu da bir noun phrase, determiner artı noun. Arkasından tek bir verb gelmiş. Bu da kurala uyuyor. Bizim küçük gramer yapımızda üretilen dile ait iki tane cümle örneği bu. Recognizer tanımlayıcı demek, bir bağlamdan bağımsız tanımlayıcı bir programdır diyor. Which correctly tells us, bize tam olarak doğruyu söyler. Whether or not a string belongs to language generated by context, bağlamdan bağımsız gramerle üretilen bir dile ait olup olmadığını bize doğru olarak söyleyen bir program, bağlamdan bağımsız tanımlayıcı olarak nitelendirilir. To put it another way, bunun bir başka söyleme yolu, bir tanımlayıcı bir programdır. Neyin? Verilen bir cümlenin gramere uygun ya da gramere uygun olmadığını sınıflandıran, doğru şekilde sınıflandıran bir programdır. Yapı hakkında bilgiye bakacak olursak, information about structure. Dil bilimciler ve bilgisayar bilimlerinin ve çalışanların her ikisi için we are not interested in, yani biz ilgilenmeyiz, whether a string is grammatical or not, bir verilen dizinin ya da cümlenin gramere uygun olup olmadığıyla ilgilenmeyiz. Biz aynı zamanda neyi bilmek isteriz? Why it is grammatical? Niçin gramere yapısına göre uygun? We want to know, biz bilmek istiyoruz, what its structure is. Yani o gramer yapısının ne olduğunu, nasıl olduğunu. The parse tree gives us this structure. Yani ağaçları bölmek bize bu yapı hakkında bilgi verir. Parser, yani bölümleyici. A context-free parser correctly decides whether a string belongs to the language generated by a context-free grammar. Yani bağlamdan bağımsız bir gramer tarafından üretilen dile ait bir cümle ya da diziye buradaki parser doğru olarak karar verir. Olup olmadığını. Ve aynı zamanda bize o cümlenin yapısı hakkında da, yani gramer yapısı hakkında da bilgi verir. Özetleyecek olursak diyor, bir recognizer, yani tanımlayıcı, sadece bize şunu söyler cümle hakkında. Evet, bu gramer yapısına, verilen gramer kuralına uygundur. Evet, gramer yapısına uygun değildir. Hayır. Ama bir parser, yani ağacı yapısını, gramer ağaç yapısını parçalayıcı ya da bölümleyici, bize bir ağaç yapısı hakkında da bilgi verir. Bağlamdan bağımsız dile bakacak olursak, biz bir bağlamdan bağımsız gramerin ne olduğunu biliyoruz. Yani kuralımız neydi? Ok sembolünün sol tarafında tek bir değişken, sağ tarafında ise birden fazla terminal ya da terminal olmayan sembollerin olduğunu söylemiştik. Fakat, yani grameri biliyoruz, fakat context free language nedir? Basit olarak, aslında çok basit,
Bağlamdan bağımsız grameri biliyoruz. Bağlamdan bağımsız dil nedir? Temel olarak bağlamdan bağımsız gramerle üretilen dile biz bağlamdan bağımsız dil diyoruz. Bazı insan dilleri bağlamdan bağımsızdır, bazıları ise değildir. Örnek vermiş, İngilizce ve İtalyanca bu context free language yapısına gramer olarak uyuyor. Fakat Almanca ve yani Swiss German, İsviçre'de konuşulan Almanca context free grammar, Türkçe'de öyle, yapısına uygun değildir. Teori ve pratik. Prolog'da biz bu CFG'yi, yani bağlamdan bağımsız gramere biz nasıl çalışacağız? Bize bir context free grammar verildiğini varsayalım diyor. Biz nasıl bir tanımlayıcı veyahut da nasıl bir parser, parçalayıcı, bölümleyici yazacağız? Bu derste biz bir recognizer, yani tanımlayıcının nasıl olduğunu bir göz atacağız. Prolog'da işler nasıl oluyor? Bakacak olursak, biz bir liste kullanıyoruz. Yani bir cümledeki yapıyı verebilmek için. İşte örnek, a, virgül, woman, virgül, should, virgül, a, virgül, man. 5 elemanla oluşan bir string dizisi. Kuralımız, sentence bir non-phrase, word phrase'den oluşacak. Can be told, düşünülebilir. Bu kural, as concatenating, hatırlarsanız geçen hafta birleştirme. Bir non-phrase listesiyle bir word phrase listesinin birleşimi sonucu bir sentence oluşuyor. Yani dolayısıyla burası da bir dizi olarak düşünebiliriz. İki elemanlı a woman non-phrase dizisi. Burası da bir word phrase dizisi. İkisinin concatenating, yani append işlemi geçen hafta yaptığımız birleşiminden yeni bir dizi oluşuyor gibi düşünebiliriz diyor. Biz bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Geçen hafta yapmıştık. Append değil mi? 3 parametreyle kullanıyordu. Liste 1, liste 2 ve liste 3. Liste 1 ile liste 2'nin birleşimi liste 3'ü oluşturuyor. Buna tam uyan bir yapı. Dolayısıyla yazacak olursak buradaki bağlamdan bağımsız gramerin tanımlanması için append 3'ü kullanacak olursak, işte bakın C burada değişken, sentence'ın S'i, S parantez açmış, C olabilmesi için, yani verilen bir C, bu bir liste, C listesinin sentence olabilmesi için kuralımız, A'nın non-phrase, B'nin word phrase olması, arkasından da eğer A bir non-phrase, B de bir word phrase ise A ve B'yi birleştirip C'yi elde ediyor. Dolayısıyla bu kuralın içerisinde önce bir non-phrase A bulması lazım. Non-phrase A için bakın buraya başvuracak. A ile C'yi birleştirecek. Bu da diyor ki önce bir determiner A, arkasından bir non olması lazım. Eğer öyleyse A ile B'yi birleştirip C. C de bakın buradaki A'yı oluşturacak. Dolayısıyla burada bir determiner bulması lazım. Determiner de bakın, bakın burada yapmış. Tek elemanlı listeler yapmış. The determiner, a determiner, man noun, woman noun, should da verb. Yani aslında bunlar da fact'ler. Gerçekler. Burada kurallar var. Burada da gerçekler. Örneğin bir sentence, the woman shoots a man verilmiş. Bunun çalışmasına bakacak olursak, ağaç yapısı var mıydı? Şöyle çalışacak bu. Önce sentence diziyi bu tarafa verecek. Değil mi C'yi? Yani C ile bunu birleştirecek. Arkasından bir non phrase A yapacak. Tüm non phrase'leri taraması lazım. Non phrase de determiner'a gelecek. Determiner'ın ilk çekeceği buradaki the'dır. Dolayısıyla the'nın yanına ilk bir noun alacak. Noun da ilk olarak alacağı, bakın iki tane noun var. İlk man'i alır. The man ile buradaki the man. Word phrase'e de ilk önce ne gelir bakın arkadaşlar. Word phrase'e ilk önce bu kural geliyor. Yani verb artı noun phrase. Tek başına verb değil. Dolayısıyla burada ilk önce verb, should, tek zaten. Arkasından bir noun phrase. Noun phrase'de de ne gelecek?
That artı an gelecek. Yani the man. Dolayısıyla şu cümleye bakacak. The man should, doğru mu söyledik? The man should the man. Bu cümle midir? Hayır. Sonra bir sonrakine bakacak. The woman should the woman. Sonra böyle tüm hepsine taradığı zaman the woman should a man'in bu yapı içerisinde bir cümle oluşturduğunu bulduğu zaman evet cevabını verecek bize. Sentence S, yani tüm bana bu gramer yapısıyla oluşturulabilecek tüm cümleleri bul. Demin anlattığım gibi ilk bulacağı cümle ilk determiner the'dır. İlk bulduğu noun man'dir. Verb zaten tek. İlk olarak verb phrase'leri kullanır. En son verb'ü kullanır. Tek başına verb'ü. Dolayısıyla the man shoots the man. Adam adamı vurdu. Sonra the man shoots the man'i kullanmıştık. The woman. Yani en sondakini değiştirir. Sonra the woman shoots a man'i kullanır. Burada bir yanlışlık olmuş bence. Burada the man shoots the woman yerine a woman olacak. Evet. Bunun içerisinde sadece sentence'ları mı sorgularız? Hayır. Bakın güzel bir örnek de var. Noun phrase'e sorgulayabiliriz. Yani burada noun phrase mi? Verb phrase mi verilen? Bunu da sorgulayabiliriz. The woman bir noun phrase mi? Sentence'a bakmayacak. Bir determiner getirmesi lazım. Ve bir de noun getirmesi lazım. İkisinin birleşimi the woman oluşuyorsa tamamdır. İşte önce the'yi getirecek. Arkasından man'i getirecek. The man birleştiği zaman the woman oluyor mu? Hayır. The woman evet oluyor. NP istediği zaman tüm hepsini getirecek. Önce the man sonra the woman. Arkasından devam edecek olsaydı eğer veya devam ediyor. The man, the woman, a man, a woman şeklinde 4 tane noun phrase'imiz var. Recognizer'larla ilgili problemler. Yani biz aslında bir gramer yapısı içinde arama yapıyoruz. Bu arama yapısı içerisinde bir input string'i kullanmaz. Hakikaten kullanmıyor. Ne yapıyor? Tüm olasılıklara bakıyor. Birleştirildiği zaman yapıyor. Amaç bir noun phrase A ve bir verb phrase B gibi örneklendirilmemiş değişkenler olarak adlandırılan şeyleri kullanmak. Append diye buraya taşıyarak amacımız çok sağlıklı olmayan bir yöntemle aslında tüm olasılıkları bulup birleştirip oradaki değişken olup olmadığına bakmak. Dolayısıyla çok fazla bir şekilde append'in içerisinde rekürsif yapı vardı hatırlarsanız çok fazla bir şekilde örneklendirilmemiş değişkenler çağırıyoruz. Dolayısıyla onların birleşimi append ile bayağı bir uzun ve meşakkatli işlemler getiriyor bize. Fark listeleri gibi çok daha kolay ve efektif bir yöntem var. Deminki append işlemine karşılık. Bu fark listeleri şöyle çalışıyor örnek olarak. İşte bir ABC dizisi verilmiş. ABC dizisinden empty list çıkarsa bunun sonucu hatırlarsanız işlemler is'len gösteriliyordu. Is the list ABC. Evet. Boş liste çıkartıyoruz. ABCD'den D'yi çıkartırsak buradaki fark listemiz D'yi çıkarttığımız zaman ABC kalır. ABC operatörümüzü hatırlıyorsunuz değil mi? Ve T yani şu sondaki iki tane şunu diyor. Birinci eleman A, ikinci eleman B. Üçüncü eleman bir dizi ama nasıl bir dizi? Heat kısmı C, geriye kalan tail. Bundan ben tail'i çıkartırsam geriye ABC kalır. X dizisinden ya da değişkeninden X değişkeni çıkarttığımız zaman fark listesine göre empty list kalır. Aynı problemi bu sefer fark listeleriyle prolog dilinde tanımlamaya çalışalım. Bu sefer artık S, C yazmayacağız. Bir fark listesi olarak koyacağız. S, A eksi C. Noun phrase A eksi B. Verb phrase B eksi C olacak. Tamam mı burası?
Arkasından bir none phrase a eksi c. Append'i kullanmıyoruz burada. Yani birleştirme işlemi yok. Determiner a eksi b. None b eksi c. Bu şekilde devam ediyor tüm işlemler. Şimdi burada bir none phrase olabilmesi için a eksi b'nin şurada a eksi c ile birleştiriliyor. Bir determiner a eksi b bulması lazım. Bakın determiner a eksi b'de o örneklerdeki bir tane kısım var. Heat kısmı d, tail kısmı w olan bir dizi. Fark listesi olarak tanımlanmış w çıkartılıyor. Dolayısıyla bunun sonucu aslında w'dur. Doğru mu? Burada demek ki a'mız dw, buradaki b'miz de w olacak. Buradaki b'miz w, bakın aklınızda tutun. O zaman b'miz de w olacak. Bir none phrase getirecek bize. None'lara baktığımız zaman men w eksi w olacak. Dolayısıyla burada b'nin yerine men gelecek. Şuradaki c'nin yerine de w gelecek. Dolayısıyla buradaki determiner a eksi c'den, none phrase a eksi c'den bize the man sonucu gelecek. Bir daha söylüyorum. Determiner a eksi b'den şuradaki a'mız the olarak gelecek. Doğru mu? Evet. Buradaki b'miz değişken bilmiyoruz. W. Burası w eksi c olacak. Ve şuradaki b'yi alması lazım. Buradaki noun men ve w'dan oluşan bir dizi eksi w. O zaman buradaki kısmımız bizim men w olacak. C kısmımızda da men kalacak arkadaşlar. Örnek the man shoots a man. Tabi buradaki fark listesi olarak vermemiz lazım bu yapıyı. The man shoots a man. Bakın empty listi çıkartıyoruz. Dolayısıyla aslında ben the man shoots a man'i sorgulatıyorum sentence olarak. Burada geldiği zaman yapıya bu bir determiner yapısına gelecek. A eksi B buradan gelecek. D gelecek dolayısıyla buradan. Şuradan B eksi C'den men ya da woman gelecek bakın. Burada tabii ki de men gelecek. Bakın the man diyor burası. Şurası A eksi C. A kısmımız burası. Komple bakın şuradaki burası A'yı oluşturuyor. Bunu ben götürüp none phrase'e veriyorum. None phrase'e verdim. Bunu da determiner'a gönderdiğim zaman determiner bunun içerisinden sadece d'yi alacak. Geriye kalan men shoots a man w olacak. Bunu bu tarafa gönderdiğim zaman men shoots a man noun olabilmesi için başında men olması lazım. Men'i alacak. Geriye kalan w olacak. Shoots a man. Bunu ne tarafa gönderecek arkadaşlar? None phrase olduğu için şuradaki word phrase'e gönderecek. Word phrase'de baktığımız zaman ilk olarak şuradaki kural word phrase a eksi b olacak. Verb'e bakıyoruz. Should, should'su alacak burada. Geriye kalan w, kuyruk olacak. Dolayısıyla geriye amen olacak. Şurada amen'i burada kullanacak none phrase'de. None phrase tekrar yukarıdan aşağı buraya gelecek. Determiner a eksi b. Bakın burada amen olmuyor. Burada e var, oluyor. E'yi alacak, men'i dışarıya atacak. Men'i dışarıya attığı zaman noun'a bakacak. Men geriye de empty list kalacak. Dolayısıyla bütün yapıyı çözmüş olacağız. En son C'ye de ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki de empty list gelecek. Dolayısıyla C'ye eğer empty list gelmezse zaten gramer yapısına uygun olmuyor. Bunun nasıl çalıştığı ve search tree'sini çizin diyor. Çizerseniz. Farklı listeleri kullanılarak burada bir fark var mı ona bakıyorum. Demek ki kodun aynısı mı? Evet aynısı diye görüyorum. Bir daha bakalım.
Evet, sadece burada tüm cümleleri dökmek istiyorsak, yani bu gramer yapısıyla üretilecek x eksi empty list yapıyoruz. X burada tüm cümlelerdir. Neden ilk önce the man shoots the man oluyor? Çünkü fark listesine göre x eksi boş liste olduğu zaman c empty list oluyor. A x oluyor. Dolayısıyla bu tarafa determiner gelecek. İlk determiner burada the olduğu için buraya the'yı çekiyor. İlk noun şurada. İlk noun man olduğu için man geliyor. İlk verb zaten verb tek shoot. Tekrar bu tarafa geliyor. İlk determiner ve ilk noun the man olduğu için bu tarafa the man geliyor. Yakın bir özet diyor. Tanımlayıcı, yani farklı listeleri kullanılarak yapılan tanımlayıcı yani çok daha efektiftir. Hem zamanlama açısından hem de kullanım açısından append kullanılarak yapılan tanımlayıcıdan. Bununla beraber anlaşılması kolay değildir. Çünkü farklı listelerin takibi append işlemindeki gibi kolay değil. Bir parça acı verebilir diyor. It would be nice to have a recognizer. Bir tanımlayıcı çok kolay. As simple as the first. Evet. Bunun çok daha kolay bir yolu var. Mümkün olan yolu da define, clause, grammar yapılarını kullanarak yapmak. Bunlar neler? Oldukça kolay bir notasyon. Bunları şimdi göstereceğiz. Çok daha basit. İlk örnek bakın. Deminki örneğin aynısı. Yani append işlemiyle yaptığımız farklı listelere yaptığımız işlemin DCG Define Clause Grammar ile yapılmış hali. Oku tabi ok sembolü olmadığı için iki çizgi bir büyük sembolüyle gösteriyoruz. Dolayısıyla bakın aynı başta tanımladığımız gramer yapısını otomat teorisindeki gösterdiğimiz burada Prolon içerisinde çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Hem anlaşılması kolay hem de takibi kolay arkadaşlar. O yaptığımız gramer yapısının aynısı. Tabii bu alt tarafta fark listeleriyle çalışan bir yapıya sahip. O yüzden fark listelerinin gösterilmesinin farklı bir notasyonu sorgularken sadece cümlemiz virgül empty list. Bu şeyin içerisinde bunun içerisinde aslında fark listesini kullanıyor. DCG kuralını nasıl farklı listesini kullandığını bakacak olur ya da nasıl çalıştığına bakacak olursak DCG kuralında basit olarak işte bir sentence NP VP şeklinde yazılabiliyor. Bunun gerçek anlamda arka planda yaptığı işlem bakın farklı listesindeki işlem. Yani sentence A virgül B kuralı, noun phrase A virgül C virgül, verb phrase C virgül B işlemini yapıyor arkadaşlar. Ama DCG notasyonuyla bu şekilde yazmak çok daha basit ve neydi? Kullanıcı dostu bir yapı. İkinci örneğimize baktığımız zaman biraz daha gramerimizi zorlaştırmaya çalışmışız. Bir bağlaç eklemişiz. Bakın determinerlerde yine the, e var. Noun'larda man, woman var. Verb'de should var. Fakat bağlaç kısmında conj denilen, değil mi? Kısaltmasını yapmışız. Bağlaç kısmında and, or ve but kullanılmış. 3 tane bağlaç. Ve veya fakat. Biz artık bunlarla istediğimiz kadar rekürsif yapıda kullanarak. Rekürsif yapı bak hiç kullanmamıştık bakın. Ama şurada rekürsif yapı kullanmış. Yani istediğimiz kadar uzun uzun cümle yapabiliriz. Bakın bu cümle ne yapıyor? Bir sentence'da bağlaç sentence. Dolayısıyla bu sentence'ın yerine tekrar bağlaç kullansam cümle bağlaç, cümle bağlaç, cümle bağlaç diye sonsuza kadar da gidebilir. Soldan öz iğneli kurallar olmaksızın tanımlama. Bu da ne demek? Aslında cümlenin baş tarafından rekürsif yapı gelmesin. Sonuna sadece gelsin. Soldan rekürsif bakın burasıydı. Deminki örnekte hem soldan hem de sağdan özinelenme işlemi var. Burada baktığımız zaman
soldan öz ileme işlemi yok. Artık simple s diye ayrı bir değişken ama burada bir öz ileme işlem var. S'in yerine de simple s konuluyor burada. Simple s ne peki? Non-phrase verb phrase. Dolayısıyla bakın burada non-phrase verb phrase bir kere geliyor. Ama burada demek ki sadece sağdan rekürsif yapı var burada. DCG'ler bir sihir ya da büyü değil. Ama kullanımı kolay bir notasyon sağlıyor bize. Dolayısıyla context free grammar ya da bağlamdan bağımsız dilde de yazmakta bir kolaylık sağlıyor. Problemler olmaksızın çalıştırıyor. Üçüncü örneğe baktığımız zaman bir formal language. Evet, formal language de linguistic language, yani bizim konuştuğumuz, insanlar arası konuşulan değil. Formal language ise derste anlattığım gibi bir iki tane makinenin, değil mi, IoT'de kullanılan mesela nesnelerin internetinde kullanılan iki tane internete bağlı cihazın aralarında konuşması. Bir bas bir protokole göre konuşması. Formal language bu. Formal language'ler are objects that computer science and mathematicians define and study. Yani matematikçiler ve bilgisayar bilimcilerin tanımladığı ve çalıştığı objelerdir. Doğal diller, diller yani insanların konuştuğu komünikasyonda. Formal language ise bilgisayar ve matematik bilimcilerinin kullandığı, matematikçilerin kullandığı bir yapı, makinelerin arasında kullanılan bir dil yapısı. We will define a language A üzeri N, B üzeri N yapısı. Bu otomat teorisi de çok kullandığımız yapılardan bir tanesi. Bu şu demek, A üzeri N, yani A'nın n'inci kuvvetini, B'nin n'inci kuvvetini al değil, N tane A'dan sonra N tane B gelecek demek. Yani kısacası bu gramer yapısında A ve B sembolleri kullanılıyor. İlk önce A'lar geliyor. Buradaki N'lerin anlamı şu, eşit sayıda A ve B'ler gelecek. Örneğin bu dili tanımlarsak hangi cümleler var? A, B olabilir. A, A, B, B. 3 tane A, 3 tane B. Önce A'lar, arkasından B'ler gelecek. Kritik olan da A ve B'lerin sayısının eşit olması arkadaşlar. We will define the formal language. Yani burada verilen A üzerinden B üzerinden formal diline, makine diline tanımlamak istersek şu şekilde tanımlayabiliyoruz bakın. N'i vermemiş ama N büyük eşit 0. Yani bu boş bir listeyi de tanımlayabilir. Bakın şurada boş bir listeyi tanımlamış. Cümlemiz empty list olabilir. Cümlemiz L virgül S virgül R olabilir. Değil mi? Context free grammar'da neydi? Ok sembolünün sol tarafı tek bir non-terminal sembol, sağ tarafı ise birden fazla olabiliyordu. Hem non-terminal hem terminal sembolleri. Left sentence right, yani L'nin anlamı şu L bu gibi gözüküyor ama şu right, şu da sentence. Demek ki rekürsif yapı var. Sentence'lar ortaya gelebiliyor. Left'e bakın, dikkat edin. A geliyor sadece dize olarak. Right'e da sadece B geliyor. Dolayısıyla left'e istediğim kadar ben A koyabiliyorum. Right'e de istediğim kadar B koyabiliyorum. Bu dört tane kural bize A üzerinden B üzerinden formal yapısını oluşturuyor arkadaşlar. Örneğin şöyle bir yapı verilmiş. 3 tane A, 3 tane B'den oluşan farklı listesine göre çalışacaktı hatırlarsanız. Ve empty list. Dolayısıyla buradaki yapımız da şuraya gelecek, önce left sentence right'a gelecek. Left de burada farklı listesi. Önce baş taraftaki A'yı alacak. Değil mi? Geriye kalan W'yu atacak. Left öyle çalışıyordu. Sonra ortada yine bir sentence var. Tekrar bir left A'yı atacak. Tekrar left A'yı atacak. 3 defa rekürsif yapı çalışacak burada. Arkasından right kısmı gelecek. 3 defa da right kısmında B'leri ayıracak. Arkasından gelecek olan empty list de bizim cümle yapımızın evet bu gramer yapısına uygun şeklinde cevap verecek. Burada 4 tane A, 3 tane B var. Bu gramer yapımıza uymuyor. Nedenine bakacak olursak A yapısı
Şuradaki 4 tane A yapısı fark listesine göre 1, 2, 3, 4 defa bu çalışır zaten. W'larla. Arkasından sentence yapısına gelecek. Sentence yapısı empty list'i çağıracak. Empty list'ten sonra write yapısı 4 defa çağrılması gerekirken 3 defa B olduğu için cümle yapımız uygun değil diyecek arkadaşlar. Tüm cümleleri listele demiş. Tabii ki de önce bir empty list gelecek. Arkasından A, B, arkasından A, A, B, B, 3, A, 3, B sonsuza kadar gidecek bir yapı. Bu size verdiğim chapter'ın sonundaki LPN PDF'inin sonundaki egzersizler. Bakarsanız bu dersin özeti burada tanımlanmış. Gramer ideası ya da fikri tanımlandı. Bağlamdan bağımsız gramerlerin ne olduğuna giriş yapıldı. Fark listeleri kullanılarak prolog tekniklerine giriş yapıldı. Fark listeleri ile bir gramerin tanımlanması için nasıl kullanıldığı gösterildi. Defined clause grammar yani gramer cümle gramer yapılarının tanımlanması için cümle gramer yapıları yani DCG yapılarında kullanılan notasyonlar prolog notasyonu olarak da arka planda fark listeleri kullanılarak yapılan bir programlama tekniği olduğu gösterildi. Bir sonraki derste ne yapacağız? DCG yapılarına devam edeceğiz. İki tane önemli capabilities yani yeteneği var DCG notasyonlarının. Ekstra testler ve ekstra parametre ya da argümanlar. Bu durum ve DCG yapılarının durumu ve sınırlamalarını aramızda tartışmaya çalışacağız. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hangi gündü bunun yapay zeka? Sanırım Perşembe günüydü. Perşembe günü de normal uzun üzerinden 20 dakikalık ders anlatımı yapacağım. Bu dersimiz yaklaşık 50 dakika sürdü. Bunu YouTube kanalına koyup linkini sizden paylaşacağım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şu an saatimiz çünkü gece yarısı 12'yi geçti. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.